Ne haber sevgilim? Sevgilim mi? Ay bir daha söylesene, çok hoşuma gitti. Ne haber sevgilim? Ay iyiyim sevgilim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Akşam bize gelsene. Evde kimse olmayacak. Mısır patlatırız, film falan izleriz. Bilmem ki nasıl olur. Bu sefer yurda daha erken bırakırım seni, merak etme. Tamam peki. Sonunda yalnız yakaladım seni. Biraz konuşalım mı Eylül? Olur. Eylül, biz ayrıldık mı? Yani tamamen bitti mi şimdi? Serkan, sen benden ayrıldın. Yani şimdi niye bunu soruyorsun ki bana? Ya tamam, biliyorum ama ben o gün gerçekten çok sinirlendim. Yani o çocukla o kadar fazla vakit geçirdin ki, kıskandım Eylül. Hangi çocuk? Atakan. Hoşlanıyor musun ondan? Serkan, sen gerçekten bu yüzden mi ayrıldın benden? Ben neler yaşıyorum, sen farkında mısın? Annemi, kardeşimi koruyamıyorum ben. O pisliğin tacizine uğruyorum. Ya sen gerçekten bunun mu derdine düştün? Nasıl ya, niye bana sormadın? Ya soruyorum işte Eylül. Soruyorum işte. Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum Serkan. Ya niye ayrıldık o zaman Eylül? Serkan, sen saçma diyorsun şu an. Biz gerçekten ara verelim bence. Bak için ona iftira mı atıyorsun? Ya ben iftira falan atmadım. Gerçekten doğruları söylüyorum. Mert beni zorla öpmek istedi. Ben de istemedim. Dinlemedi, ittim onu. Ya ben neden yalan söyleyeyim, psikopat mıyım? Demek oğlum seni zorladı. Bakın. Mert'in bu manyakla o akşamki fotoğrafları. Ne kadar eğleniyorlar görüyor musunuz? Oğlum bu kızı zorluyor gibi mi gözüküyor? Sizce burada taciz var mı? Hı? Tacize uğrayan bir kız böyle gülebilir mi? Ya ben doğruları söylüyorum. Neden inanmıyorsunuz? Yeter, ver şunları. Bana bak. Meral'le Mert film izlemiş, tamam mı? Eğlenmişlerdi. Ama senin oğlun sonra taciz etmeye kalkışmış. Elinde bu fotoğrafların olması Mert'in Meral'e taciz etmediği anlamına gelmez. Ona mahkeme karar verecek. Bunların hepsini delil olarak göstereceğim. Herkes gerçekleri anlayacak. Oğluma attığın iftirayı fitil fitil burnundan getireceğim. Sen de rezil olduğunda kalacaksın. Hemen otur, otur şöyle. Ya ne bakıyorsunuz be? Bunu her seferinde bilerek yapıyorum ki utan diye. Utanınca böyle yanakların pembiş pembiş oluyor. Çok tatlı oluyorsun. Ya yine aşırılık yapmasana. Songül! Baba? Sado, Allah aşkına yapma. Bir dinle çocukları. Bu ne kızım? Senin başına.
Sen bunu bana nasıl anlatmasın Songül? Ya anlatamadım baba. Ya nasıl saklarsın böyle bir şeyi sen benden Songül? Ya baba yaşandı bitti. Unuttuk biz bunu. Hem anlatsaydım ne olacaktı ki? Üzülecektin o kadar. Kim yaptı bunu sana? Kim attı bu iftirayı? Hangi şerefsiz? Günay attı amca iftirayı. Aa! Kızının sevgilisi Güney. Sadullah amca, bak ben eskiden şerefsiz herifin tekiydim, tamam. Ama sonradan... Baba! Abdullah amca! Lan geberteceğim seni! Öldüreceğim lan seni! Lan şerefsiz! Ya baba yapma, dur baba! Ya Sadullah amca bıraksana! Nasıl yaparsın lan sen benim kızıma bunu ha? Aman Sadullah! Baba dur baba! Öldüreceğim lan seni! Geberteceğim lan! Bana bak! Uzak duracağım lan kızımdan bir daha! Tamam mı? Dur ne yapıyorsun? Baba sakin ol! Bıraksana! Öldürürüm lan seni! Gel otur şöyle güne. Nasıl yaparsın lan sen benim kızıma bunu ha? Ya baba bir sakin olur musun lütfen? Allah ikinizi de kahretsin. Lan bana bak, bir daha kızıma yaklaşırsan öldürürüm lan seni. Gebertirim. Sen de uzak duracaksın bunlardan, anlaştık mı? Tamam mı? Sadullah, delirdin mi çocuk bunlar ya? Yapma Allah aşkına. Sen sus, karışma bu işe. Tamam. Bitti. Senin için bu iş bitti, tamam mı? Bir şey var mı? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok, tamam. Feride Hanım. Feride Hanım. Hadi ne olur bir müjde verin. Lütfen Feride Hanım. Bütün gün sepet gibi dolandık okulda. Hadi. Çocuklar tamam. Sakin olun. Sakin. Feride söyle. Polis Kemal'i serbest bırakmış. Ne? Nasıl oluyor ki bu? Demek ki konuşturamadılar. Ya böyle ağzını burnunu kıracaksın, bak o zaman nasıl konuşuyor. Katılıyorum sana. O herif var ya, böyle sandalyeye bağlayacaksın, ıslak sopayla döve döve konuşturacaksın zorla. Çocuklar bir durun bakalım ya. Ne yapacaksınız, işkence mi yapacaksınız adamı? Hocam Allah aşkına ya, başka çaremiz mi kaldı? Çocuklar, ben de kendimi zor tutuyorum ama dayanacağız. Takibi almış polis Kemal'i. Üstüne gitmeyeceğiz ki, bizi Eylül'e götür. Yeni evliler, ne konuşuyorsunuz bakalım? Ya okuldan sonra taşınacağız ya Meral, onu konuşuyoruz. Hemen bugün mü taşınıyorsunuz? Evet. Ya Feride Hanım'la Toprak Koca'ya daha fazla rahatsızlık verelim istemedik. Süper, biz de yardım ederiz. Nazan teyze seni de mi aradı yani? Nereye gitti bu kız? Defne'nin bizden başka arkadaşı yok ki. Evden mi kaçtı acaba? Yok artık. Defne'ye bir şey mi olmuş? Ay yok, kötüye bir şey olmaz canısı. Yalnız Serkan da gelmedi daha. Yani gerçekten bir şey olmuş olabilir mi? Ben bir arayayım. Cemre ben arayayım istersen. Ya Serkan'la olabildiğince az görüş bence. Ya Eylül de geri döndü. Şimdi tekrar beraber olacaklar. Arada sen üzüleceksin. Ben ondan diyorum. Ya onların barışmasına en çok ben sevineceğim Kader. Ay iyi ya, tamam. Aramıyorum Serkan, tamam mı? Ya ne oluyor kızlar ya? Bir sakin olun. Yok bir şey Songül.
verir misin Mera? Selam. Ya duydum, çok şaşırdım. Evlenmişsiniz, tebrik ederim. Sana sağ ol bile demeyeceğim birader. Kaybol buradan. Yürü hadi ikile. Yürü. Kaybol. Yok artık. Bunlar evlenmişler mi? Yoksa ben yanlış mı duydum kanka? Yok kanka, ben de duydum da yasak değil mi bu? Aynen öyle. Acaba müdürün haberi var mı bundan? Yoksa da söylemek lazım tabii. Açmıyor. Hadi gel neyse, gidelim sınıfa. Anlarız sonra durumu zaten, ortaya çıkar. Beyden. Ben bir kızları arayayım. Acaba onlar ne yaptı? Anneciğim, nasıl geçti sınavın? Ne oldu? Ne olacak ya? Bu gerizekalı yüzünden sınavın berbat geçti. Defne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Defne! Bütün sınav boyunca ayağını salladı, bütün dikkatim dağıldı. Ay Defne! Ya bıraksana kızım. Aa, kızım, senin yüzünden devlet üniversitesini de kazanamayacağım. Bırak. Bu netlerle burs da kazanamam. Ay Defne! Hadi özel okul payımı sen vereceksin. Ya Defne, bıraksana kızım. Defne. Ya bırak! Ya. Nazan teyze! Defne, ne yapıyorsun? Ya iyice manyadı bu. Bırak ya! Bırak kardeşim, defol. Defne bak, sınavdan yeni çıktım, stresimi atamadım, dövmeyeyim şimdi seni. Ya zaten bütün sene şu kadarcık çalışmadım, bir de gelmiş bana suç atıyorsun. Defne, bu kadar kötü mü geçti sınavın? Evet. Ah be kızım, ah be kızım. Ya ben sana o kadar çalış dedim. Sen öyle boş boş oturdun. Bak koca bir sene boşa gitti. Anne zaten moralim bozuk, bir de sen üstüme gelme. Yürü Defne, yürü, Allah seni bildiği gibi yapsın. Zekalı ya. Alo. Efendim Eylül. Ya bizim sınavımız iyi geçti kardeşim. Sizin nasıl geçti? Meral. Senin nasıl geçti? İyi işte. Kursu aksatmıyorsun değil mi? Yani yetenek sınavına da girebilirsin biliyorsun. Ben müzik derslerine gidemeyeceğim. Ankara'ya gidiyoruz Kemal yüzünden. Orada daha güvende olurmuşuz. Ankara mı? Evet. Seninle de bir daha görüşemeyiz herhalde. Okul bitene kadar oradayız. Şimdiden vedalaşayım. Görüşürüz Cansu. Meral. Ben böyle olsun istemedim. Yani önceki yaşadıklarımızı da söylüyorum. Ben senden hoşlanmıştım. Hala da hoşlanıyorum. Keşke zamanı geri alabilsem. Ama alamayız. Geçmiş olsun. Üzerine bir soğuk su iç canısı. Bay bay. Kızlar, bizimkilerin sınavı çok iyi geçmiş kızım. Oh be. Yaşasın lan. Süper. Demek benim biricik karım Türkçe ve matematikten full çekmiş ha. Gör gör, ibret al biraz. Oğlum dur, bunun daha ikinci sınavı var. Bakalım ne olacak? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ay ikinci sınav falan demeyin. Şu anda böyle stres bastı beni yani. Ay Kadercim, sınav bitti. Lütfen bugün strese girme rica edeceğim. Aynen Kader. Alo Serdar abi. Abi şimdi bitti sınav, geliyorum ben. Şey, gelmene gerek yok. Neden abi, ne oldu? Kapalı mıyız bugün? Yok, hayır. Ama sen burada çalışma artık. Ya sınav öncesi moralin bozulmasın diye söylemek istemedim. İşler çok durgun. Hem elemanlar da yetiyor. Kusura bakma Güney. Ne
Tamam abi. Lan ne kınası? Kına dediğin şey düğünden önce yapılır. Biz nikah kıydık, bitti gitti. Ne gerek var kınaya? Songülcüm boşuna uzatma. Bugün o kına yapılacak, bitti. Canısı ben kendimi hayal edemiyorum öyle kına yakılırken. Ya Songül sen artık bir gelinsin. Böyle şekillere gireceksin, mecbursun yani. Yani hem seni bir kulun nikahında göndereceğimizi mi zannettin? Eylül nikahını görmedi, bari kınanı görsün. Çok doğru. Ay aman be, tamam. Tamam anasını satayım, yakalım kınayı, yeter. Başım eliniz dır dır dır. Çak. Güney, ne dedi Serdar abi? Hiç, beni çağırdı, bekliyormuş. Kaçayım ben artık. Tamam sevgili. Hadi hayırlı işler. Tamam, görüşürüz. Akşam kınaya geç kalma bak.